Arkadaşlar merhaba, bugün 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yabancı yarışlarda İngiltere'de Goodwood Hipodromu'ndayız. Tekrar Goodwood serisi var. Çünkü önemli koşular var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 7 koşuluk program Goodwood'da 15.50'de başlıyor birinci koşu. 2400 metrelik 3 yaşlı İngilizlere ait handikap koşusu. Evet, bu koşuda bir fikrimiz var ki bir aksilik olmazsa o atımız kazanmasını bekliyoruz. Yine aynı yörenin ismini alan bir firma bu atı sahip, Goodwood Odyssey. Sylvester de Souza'yla Ulysses yavrusu 4 numara. Burada ilk atımız. Bu ata ilaveten 3 tane de atımız var yalnız. 3 numaralı Subsequent, bunu yazalım. Bunlar çünkü bu iyi at, bunu Grup Galileo yavrusu, Camelot, Noble Mission, bu üçlü mutlaka güzel bir şey yapabilir. 3 numara tabii daha ön planda. 2 numaralı Lord of Love, Karen Schumark ve 7 numaralı French Duke, James Doyle. 1 numaraya bilmiyorum, gerek var. Ya o kadar çok yedili plase için at yazmanın bir anlamı yok ama ilk ayaklar biliyorsunuz burada daha önemli. İlk ayaklara bakıyoruz. Evet arkadaşlar, geçtik şimdi ikinci koşu. Altılı Gayan'ın ilk ayağı 16.25'te Oak Tree Stakes'te geçiyor. Grup 3 koşusu bu. Dişilere ait 3 yukarı İngilizler 1400 metre orta mesafe bir koşu izleyeceğiz burada. Evet, 8 numaradan başlayalım. Katmandu, Sean Levy. 3 numaralı Sea of Thieves, Christian Demuro. Evet, Christian Demuro yalnız buraya gelmiş. Ben bir ara böyle Fransa'da mıyız diye zannettim bir anda. 1 numaralı Brigi, Jason Hart. 7 numaralı Jabara. Bak, bu vatandaş da hem Fransa'ya gidiyor hem İngiltere arasında çalışkan bir arkadaş bu, ama çok büyük performans gösteriyor mu? Düşünmek lazım onu. 7 numaralı Jabara, James Doyle. 5 numaralı Pretty Crystal, Oisin Orr. Ve 11 numaralı Ziggy's Dream, Crying O'Neil. Şu Stop the Cavalier falan çok tehlikeli bir ayak. Bu ilk ayak öyle bir ayak ki yani gerçekten burada arkadaşlar 11 tane at bir de. 11 tane at olduğu zaman genelde hep biz onu söylüyorum ben. Sürpriz şansı %80. Mesela Ryan Moore'un Mini for Angelica var. Yani şöyle söyleyeyim size. 6 numara ve 10 numaralı safkanlara da bir bakın. Yani yazabiliyorsanız onu da yazın arkadaşlar. 8 at. 11 atın 8'inden bahsettik. Üçüncü koşu Malcolm Stakes'e geçiyor. 56.710 sterlinlik. Grup 3 koşusu yine 2 yaşlı bu sefer İngilizler. 1000 metreye çıkacak. Burada arkadaşlar 1 numaralı Asterius Banco. Rakipler belli zaten. Rakipler 5 numara ve burada 15-16. 5-15-16 rakipleri atmazsanız teker biri. Biri tek atalım. Mehmas yavrusu, Usta Joke, James Doyle kazanacaktı diye düşünüyoruz arkadaşlar artık. O kadar da değil. Dördüncü koşu Sussex Stakes. Bu sefer 567.100 567.100 sterlin. İkinci 215.000. Üçüncü 107.000 sterlin arkadaşlar. İnanılmaz para bunlar. Gerçekten Gazi koşusundan fazla para. Evet, grup 1 3 yukarı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Şimdi burada 5 numara Notable Speech, William Wick ve 6 numara Rosalion. Özellikle burada Rosalion'un çok AGV'si yüksek çıkacaktır. Onu söyleyeyim size. Blue Point yavrusu. Bu Blue Point'lar bu işte şampiyon atların. Bakın, dördüncülü yok atın. Bu Rosalion arkadaşlar bu normalde kalır ama biz 5 numarayı arkadaşlar yazacağız buraya. Yani kurt jokey bu. Bir tane yedincilik almış. Bir tık sert gelebilir bu tabii. 6 ve 5, 5 ve 6 yazıyoruz. Ama 6 normalde, yani küçük kuponlarda normalde 6'yı tek atılabilir. 5. kuşu 18-10'da handikap dişi 3 kere İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Al Anut, Rector Crouch. 3 numaralı Secret Solace, Jim Crowley. 9 numaralı Power of Destiny, Oisin Murphy. Ve 10 numaralı Varda Jamila, David Probert. Evet. Burası 4, 3, 9, 10.
Sıklet olarak da fena değil. Şimdi arada 7 kilo, 10 ne? 7 kilo var pardon. Tam 7 kilo var. Varda Cemile. Güzel isim. Altıncı koşu şartlı dışı 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Valla günün zor koşularından bir tanesi arkadaşlar. Bu 12 at var gerçi ama 7 numaralı Lucky Gift William Wick ile 4 numaralı Cotto de Casa Harry Davis Sioux Nation yavrusu. 9 numaralı Strom Call Daniel Tudop. 11 numaralı Sante Patrick Dobbs ve 3 numaralı Convo Tom Marquand. Valla bu kazanabilir aslında Kodiak yavrusu ama Kodiak yavrusu bu yani Dubabileri, Sioux Nation'ları falan nasıl geçecek? 7, 4, 9, 11, 3, 5 at. Son ayaktayız. 7. koşu handikap 3 İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Valla burada biz gözümüzü kapatacağız. Belki 4 gün arası var ama koşarsa eğer 2 numaralı Billy Joe Bonko. 4 gün arası var. Çünkü zannedersem yarışı bıraktım öyle bir şeydi. Yanılmıyorsam. Neyse buna bakacağız arkadaşlar. Biz bunu banka atıyoruz şu anda. Bu koşarsa bu at gevşek bir at göremiyoruz burada. Ha, tabii ki var. Bir 100 tane at var ona bakarsanız. Düştüğü anda burada 14 numara var. Aşağıda 17 numara var. 3 numaralı Safkan var. Bu da Vincent Ho gelmiş buraya. Bu hatırlıyor musunuz bunu bilmiyorum. Golden Sixty'nin jockey'i Hong Kong'da. Tahtiyle falan mı gelmiş bu acaba buraya? Evet 2 numara banko arkadaşlar. Rose Ryan'la 1400 metre. Rose Ryan'la biz bunu banko görüyoruz şimdilik. James Stoney 1015 numaralı Change for Good var. Eğer atmazsınız Bully Point yavrusu. Nasıl çıkacak bakalım. Burada 14 ve 15 ön planda olmuş oluyor otomatikman tabii ki. Evet bugün Elazığ ve İstanbul var. Elazığ açık zaten. İstanbul için premium sayılık gerekiyor. Saratoga, Greyville. Bunlar gelecektir. Greyville'de izleyebilirsiniz tabii ki. Saratoga için premium sayılık gerekiyor. Goodwood'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.